Dilek Çınar'la Hayata Dair programından hepinize sevgiler, selamlar. Efendim, ekranlarının başında bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimize buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Bugün tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Yine harika bir programla karşınızdayız. Tiyatrocu sevgili Eda Özdemir ve daimi konuğumuz sevgili Pınar Gürel bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi mi keyifler? Çok iyi. Nasıl bir hafta geçirdik? Şükür. Güzeldi, güzel bir hafta. Güzel artık bir pandemi hafta. Sonrası çok çalıştığımız için, sahnelerde açıldığı için çok özlemişiz. Sizler de öyle. Yayında olmak eminim size de iyi geliyordur. Evet, ben de Eda Hanım'ı tanıdığım için çok mutluyum. Güzel sohbet yaptık demin kuliste. Evet. Güzel bir yayın olacak. Evet, enerjisi güzel Eda Hanım'ın değil mi? Teşekkürler, sağ olun. O yüzden iyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık diyoruz. Şimdi tabii bugün hemen ben bir kısa özet geçmek istiyorum arkadaşlar. Ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz için. Bugün sevgili Eda Özdemir kimdir? Tiyatrocu tabii ki ama detayları ile birlikte dinleyeceğiz. Harika bir oyunu var Eda Özdemir'in. Çocuk Mustafa 1881. Bundan bahsedeceğiz, bu oyundan bahsedeceğiz. Ulu Önder Atatürk'ümüzü anlatan bir oyun, değerli bir oyun. Evet, sağ karşınızda. O yüzden bunu bugün konuşacağız detaylarıyla beraber. Ama astroloji bölümünde de Güneş ve Neptün'ün kavuşması varmış değil mi Pınar'cığım? Hayaller, rüyalar, yaratıcılığın ön plana çıkacağı bir hafta geçireceğiz. Bununla birlikte tabii yanlış varsayımlara kendini kurban etmeme konusunda da dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz, bir haftaya giriyoruz. Ayrıca Mart boyunca Venüs ve Mars yan yana ilerleyecek. Bunların da tamamını konuşacağız. Aynı zamanda tabii ki burçlarımızı önümüzdeki hafta neler bekliyor bunlara da değineceğiz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen Eda Hanım'la yayına başlamak istiyorum. Teşekkürler. Eda Hanım tabii hani biz sizi biliyoruz yani tiyatrocusunuz ama izleyicilerimiz için sizi böyle yakından bir tanımak istiyoruz. Tanıtmak istiyoruz. Tabii. Kimdir Eda Özdemir? Sizden dinleyelim. İstanbul'da doğmuş. 1981 doğumlu, tiyatro aşığı biriyim. Küçük yaşlardan beri tiyatroya hep değer verdim. Yatılı okumama rağmen işte 6,5-7 yaşlarında öğrendiğim fıkraları gelir, okulda arkadaşlarımı toplar, oynardım, ederdim derken tabii ki profesyonel hayata geçişte konservatuar derken işte yüksek lisans vesaire. Yaklaşık 12 sezondur Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde oynamaktayım. Onun dışında tabii ki özel tiyatrolar geçti hayatımdan. Bilirsiniz okul zamanı oynardım. Tolga abi Çocuk Tiyatrosu vardı, Cadı Sila vardı Hugo'da. Aha, evet. Oradaki Cadı Sila'yı oynardım. Çokça. Sonra işte 2 sezon oynadıktan sonra Tolga zaten şimdi Amerika'da yaşıyor. Orada gitti ve Hugo tabii yok şu an. Hani Hugo'yu ben çok izlerdim Pınar. Evet. Benim yaş grubumda. 9'a basmışlar değil mi? Aynen evet, öyle. Evet, aynen öyle. Ben de çok izlerdim, çok severdim. Büyük bir şanstı benim için. Sonra işte okul zamanı yine diziler oldu. Kurtlar Vadisi, Terör, işte Tek Türkiye, işte TRT'de 3 Kadın. Derken birçok dizide yer aldım, televizyon filmleri vesaire ama uzun bir müddet tabii tiyatro yapmak istedim, benim mesleğim o. Sonrasında okul olarak da birkaç tane hani üniversite okudum, ettim bölümler, adalettir, işte halkla ilişkiler vesaire, biraz donanım edinmek için, hayata karşı hani biraz anlamak etmek için insanları. Derken şimdi özel tiyatrolarda Kadıköy Halk Tiyatrosu'nda hatta konuk almıştınız Ayşegül Yalçıner, Ali Yalçıner'le. Selamlar gönderelim sevgili çok, Ayşegül Yalçıner ve sevgili eşine. Evet, onlarla da yani ben önemli sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı seviyorum. Siyasi hiciv içeren tabii ki işte oyunlarda da olmak üzere. Tabii Ayşegüller'le Mor oyununda 5 tane kadının hikayesi vardı. Önemliydi de tabii biliyorsunuz son yıllarda nihayet biraz sosyal medya, biraz televizyonla kadınların ne kadar zor durumlar yaşadığını daha çok gösterme imkanımız oldu. Ve tiyatroda sanat zaten bunun için var ve kitlelere bunu daha iyi anlatabilecek bir araçtır. Bunları yaptık. Onun dışında sonra tabii kendi işlerimi yapmayı çok arzu ettim. Biraz tabii dersler de veriyorum, işte öğrencilerim var ama bunlar hep kesim kesim değişiyor. Tanıştığım insanlar, işte çocuklardan tutun da 65-70 yaşındaki insanlara kadar ders veriyorum. Bir şey çok dikkatimi çekti yıllardır. Atatürk'ü herkes o kadar farklı tanıyor, o kadar farklı yerden alıyor ki herkes bir tarafına bakıyor. Ama Çocuk Mustafa 1881'de yapmak istediğim şey insan Atatürk'ü göstermekti. Kimine göre Atatürk işte çok çocuksu, kimine göre aşkları
çok gündemde. Kimine göre işte alkol alması, tabii ki alacak. O bir insan, biz hepimiz neler yapmıyoruz, ne hatalar yapıyoruz ama burada Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyoruz. Bütün hayatında en önemli şeyleri kenara bırakmış bir vatan, millet. Adanmış bir hayat. Tabii ona adanmış bir hayat. Her şeyi, evlilik hayatını bırakmış. Tabii. Bugün hangimiz aşka sırtımız dönüp gideriz ki? Birazdan dinleyeceğiz astrolojide değil mi? Burçların neleri var? Hani hangi aşklara aşklar bekliyor vesaire diye. Dolayısıyla Atatürk'ün biraz daha insanlara doğru aktarabilmek için çocuklara önemli, en önemlisi de. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Dublajda gittiğimde de Pokemon'dur, işte farklı böyle çizgi filmlerdir. O kadar çok özeniyorlar ki o kahramanlara. Kim işte camdan atladı, bir sürü haberler duyduk. İstedim ki çocuk Mustafa'ya özensinler. Onu örnek alsınlar. O yüzden de 5 bölümden oluşan Levent Üzümcü'nün seslendirdiği, Cem Kılıç'ın babasını Ali Rıza Efendi'yi seslendirdiği bir albüm yaptım. Şimdi de bu yılda biraz pandemiden dolayı gecikti ama sahnelere koymak istiyorum bunu. Bir anlatıcımız var. İşte Sevda Karabulut, oyuncu arkadaşımız. Onun anlatımıyla arkada Ebru sanatıyla gösterilecek. Bütün o işte sofraya oturuşu, babasıyla sohbeti, annesiyle konuşması, okuldan gelişi, arkadaşlarıyla oynayışı. Bir de bu albümde 5 bölümde de Atatürk hakkında çoğunluğun bilmediği 5 hikaye var. Onları göstereceğim. Nar Ağacı var özellikle ilk bölümde. Atatürk'le ilgili bilinmeyen. Onları Ebru sanatıyla. Çok detaya girmeyelim. Evet. Çünkü çocuk Mustafa'yı sizinle daha da geniş konuşmak istiyorum. Tamam. O yüzden hemen astrolojiye dönmek istiyorum. Dönelim. Pınar'cığım, önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? Ülkemiz için neler olacak? İşte bu Güneş ve Neptün'ün kavuşmasıyla beraber nasıl etkileneceğiz olumlu olumsuz olarak? Biraz senden önce bu özet tabloyu isteyelim. Tamamdır. Dilek, Güneş ve Neptün önümüzdeki günlerde kavuşuyorlar. Balık burcunda kavuşacaklar. Şimdi öncelikle Güneş nedir? Astrolojideki sembolizması Neptün nedir? Çok kısaca ondan bahsedeyim. Güneş bizim kimlik, benlik tarafımız. Motivasyon tarafımız, mutluluk tarafımız, enerji tarafımız, yaşamsal canlılık. Hayatın içinde keyif aldığımız taraf. Aynı zamanda sağlık ve kariyer göstergesi. Neptün ise modern astrolojiye göre balık burcunun yöneticisi. Hayalleri, rüyaları, sezgileri. Bak ben bunları söylerken bile senin yüzün böyle bir yayıldı. İlahi aşkı, yaradan bilincini, yaratıcılığı anlatan, hayatın soyut tarafını anlatan bir gök cismi. Şimdi bu ikisi kavuşacaklar, bir de balık burcunda. Önümüzdeki günlerle beraber yaklaşık olarak bir 15-20 gün boyunca sezgilerin, rüyaların, soyut algıların çok ön planda olacağı bir döneme giriş yapıyoruz. Şimdi burada kişiler bir defa bu önümüzdeki 10-15 günlük süreçte önemli bir kariyer başlangıcı istiyorlarsa ve bu kariyer başlangıcı sanatsal, yaratıcılık tarafta değilse biraz dikkat etmeleri lazım. Çünkü zihin de çok, algılar da çok soyut çalışmaya başlayacak. Rakamlarla olan ilişkilerde, yatırım planlarında, keza ilişki birlikteliklerde de öyle. Yani yanlış anlamalara, varken yok gibi saymaya, yokken var gibi saymaya dikkat etmemiz gereken bir gündeme giriş yapıyoruz. Ama özellikle Eda Hanım, sizin gibi sanatın içinde, yaratıcılığın, ilham yeteneğinin, sezgilerin içinde çalışan insanların ruhsal anlamda sıçrayışa geçeceği bir dönem olacak. Harika. Bununla birlikte Merkür de balık burcuna geçiş yapacak. Mart'ın sonuna kadar neredeyse sezgiler tavan yapacak diyebilirim. Mart ayı boyunca iki ilişki gezegeni Venüs ve Mars kol kola ilerleyecekler. Bu iki gezegenin yan yana ilerlemesi, flörtöz etkileri, kişilerde bireysel tarafları, özgürlük taraflarını, şeytan tüyü varmışçasına böyle hani o albeniyi de ön plana çıkaracak ama işte zaman zaman etik olmayan bir takım konular gündeme gelebilir. Sevgilisi, eşi varken başka tarafa gönlünün kayması gibi olaylar da gündeme gelebilir. Kıskançlıklar, hırçınlıklar biraz gündemi daha meşgul sükunetle takip etmemiz gereken bir dönemde olacağız. Parasal konularla alakalı da zaman zaman güç savaşlarına karşı da gardımızı
açık etmemiz gerekir. Peki Pınar, bu zamlarla alakalı tahminin nedir? Şimdi zaten Mart ayı boyunca ben aylardan beri gümbür gümbür evet. söylüyorum Dilek. Yani dövizdeki yükselişle evet, evet. zamlar yani devam edecek Mars diye. Yani bu Mars ve Venüs'ün kovada birleşmesi, bizim ülke haritamızın güneşine kare yapmaları, borçlar alanında yani elimizde ülkece kalan kaynakların bile elden çıkarılması gibi bir takım olaylarla karşılaşabiliriz. Ben pazar günleri buraya gelmeden önce bir de hafta içi kendi YouTube kanalımda da haftalık video için hazırlık yapıyorum zaten. Orada Venüs ve Mars Kova'da birleşecek arkadaşlar, teknolojik gelişmeler, teknolojik savaşlar, işte nükleer denemeler falan dedim. Zaten akabinde Rusya'nın evet. bu olayları gündeme geldi. Evet. Şimdi 2024 senesinden sonra da aslında dünyada bu teknolojik savaşın diyeyim daha da ön plana çıkacağı bir dönem ama bu onun ilk provasını da yaşayacağımız günlerdeyiz maalesef. Sükunet çok önemli. Güneş-Neptün kavuşumunun bu dönemde kadersel olarak aynı anda gündeme gelmesi de aslında farkındalığı da arttıracak, şifaya götürecek diye de umut ediyorum. Yani o tarafta da aydınlık taraf kendini hissettirecektir bir yandan da. Peki Pınar'cığım, Eda Hanım, sizin astrolojiyle bayağı bir ilginiz var değil mi evet, programdan var. Önce muhabbet ettik. Ne kadar ilgilisiniz? Yani işte kadınlar biraz daha biliyorsunuz meraklıdır. Hayır bazen şey yaparım, sen bilmem ne burcusun falan, sen oğlak değil mi falan diye. Ama kendime benzeyen insanları daha çok hani tanırım ederim. Ben oğlak burcuyum, yükselenim terazi ama size bugün arkadaşlarımdan çok selamlarla geldim. Sağ olsun. Balığı ve Başak Kadın'daki aşk olaylarını bekliyorlar, merak ediyorlar. Tamamdır, anlatacağız. Çok mutlu oluruz anlatırsanız. Peki, şimdi tabii çocuk Mustafa evet. ile hemen devam etmek istiyorum. Tabii. Az önce de belirttiğim gibi çok önemli bir projede yer alıyorsunuz. Sevgili Levent Üzümcü ile birlikte. Evet. Bunu yani bu oyunu oynamadan önce nasıl çocuk Mustafa ile alakalı bir projede bulunmak istediğiniz. Önce hani oradan başlamak istiyorum evet, açıkçası. Evet. Şimdi şöyle oldu. Ya bir dert oluştu açıkçası. İşte Atatürk'ü doğru aktarmak adına. O dönem işte ekranlarda da sosyal medyada da herkesin farklı yorumu yorumları vardı tabii. Herkes daha farklı. Kim işte çok bilindik bir şeydir. Kimi Atatürk der, kimi Mustafa Kemal Atatürk der, kimi Gazi Mustafa Kemal der. Mustafa Kemal Atatürk. Hayır, bunların hepsinin uzağında çocuklarımız çok iyi tanıtmamız gereken çocuk Mustafa, insan Atatürk var. İnsan Atatürk'ü anlatırsak ne kadar çalışkan olduğunu, ne kadar zeki, meraklı, donanıma hazır, güçlü, cesaretli, yılmayan. Sevdalısı. Bilime kesinlikle bilime yazdığı kitaplar tabii, var. Astrolojiye kitapları. İlgisi var. Tabii. Yani inan mimariye. Bu arada. Ya. Genelde şöyle bir şey var. Burada da işlenen Ocak'ta doğdu. Soğuk bir kış ayında doğdu. Tabii olabilir. Biraz daha kış ayı. Değerli astroloji üstadlarının yaptığı rektifikasyon çalışmalarına göre de balık burcu. Yani evet. o balığın sezgiselliği, işte zaman zaman kırılganlığı, mesela alkol tabii çok yanlış bir şekilde ön plana çıkartıldı bu. Hepimiz zaman zaman kullanıyoruz. Ama o bağışlayıcı tarafı tabii. Her şekilde onlar balıkla örtüşüyor gerçekten. Yani o konuda da düşünsenize o kadar zor günlerin içindesiniz. Savaş sürekli var. Bir mücadele var. Biraz yatışması da insanı. Şimdi insanlar neler yapıyorlar yani. Dolayısıyla çok da hani o çok göz önünde bulunacak bir şey değil zaten. Empati yeteneği. Evet. Mesela ülke, düşman ülkenin bayrağı yerdeyken işte paşam geçin üstünden dediklerinde olmaz demiş. Yani ahlakı tabii. Başka bir ülkenin bayrağı kutsaldır almış kaldırmış mesela. Bunlar tabii. empati ne kadar empati. Tabii ki. Yani başarıyla aslında övünülmesi ve takdir edilmesi gereken yerde işte olumsuz özellikleriyle, olumsuz bile değil aslında. Ama hani bizler evet. o yöne çekmeyi insan olarak seviyoruz birazcık değil mi? Evet öyle. Dolayısıyla bunu yapmak hasıl oldu ve sonrasında işte sevgili Hasan Akkiraz
kendisine gidip görüştüğümde tam bir işte Mustafa Kemal Atatürk aşığı biridir. Sebahat Akkiraz da keza öyle, hepsi. Çok yardımcı oldu. Projenin ortağı sayılır aslında. Her zaman ona danışarak işte onunla birlikte yol almışızdır. Dolayısıyla da şimdi sahneye konma kısmı kalmıştı. Tabii bir proje daha var onunla ilgili, bir iki yıl sonra. Şimdi sahneye de işte arkasında Ebru sanatıyla bütün resmi çizdiğimiz, anlattığımız, önünde de çocuklara, gençlere işte aktaran bir oyuncu arkadaşımız bunu anlatacak, edecek. Ne zaman sahneye koymayı planlıyorsunuz? 23 Nisan'da. Bu sene hemen. Evet, yapın. Evet, Ankara'da. Şu an provadayız zaten. O yüzden hani daha çok Sevda Karabulut oynayacak. Çalışıyoruz onunla birlikte. Çok taze tabii ki. Ve heyecanlıyız. İstanbul tarafı da olacak. Her yerde var. Yani şeyde, Instagram'da mesela bir yayın yaptım. Bir kolej, ismini hani zikretmeyeyim. Kolej hemen aradı. 18 Mart'ta gösterinizi hani burada da gerçekleştirebilir misiniz diye. Çok mutlu oldum. 2 saat içinde 3 tane bir başvuru oldu açıkçası. Talep geldi. Bu beni mutlu ediyor. Çünkü bu işi yaparken asla bir para beklentim yoktu. Dolayısıyla şuna bakıyorum, zaten hayatım boyunca para beklentisi olmayan işlerin çok daha iyi çıktığını, sonrasında çok sürpriz geliştiğini, bir şey gelmesine gerek yok. Ama beni çok doyuruyor ve mutlu ediyor. Parayı amaç yapmayınca asla, başka şeyler ön planda oluyor, ama para da severek yaptığın işte geliyor zaten. Bu arada biz de paylaşalım sizin Instagram hesabınızı. Çok sevinirim. Çok İstanbul sevindim. Tarafında da olduğunda ben de çocukları alıp gelmek isterim. Çok sevinirim. Şimdi, davet ederim. Şöyle sorular gelmiş. Ben de sordum ya size. Satılıyor mu diye almak istiyoruz demiştim. Evet. Ama siz açıklama yapsanız daha iyi olur. Tamam, tabii ki. Şimdi sevgili Levent Üzümcü zaten ilk söylediğimizde bir para beklentisi olmadan seslendirdi. Evet. Twitter'da da çok üzerine giden karşıt grupları vardı tabii ki, olmuştu. O da açıklama gereği duymuştu ama bir para beklentisi yoktu bu işte. Tabii ki biz buna bir hani bir şey harcadık, ettik. Satışları olursa da gittiğimiz yerlerde oyun biletlerinin yanında hediye olarak verebiliriz ancak. Öyle düşünüyorum. Evet. Bu 5 oyunlarımıza, bölümden oluşuyor değil mi? Evet, evet. Oyunlarımıza gelebilirler ama zaten YouTube'da, Spotify'da çıktık. Orada var. Tabii oradan dinleyebilirler de izleyenler. Birçok öğretmen çocuklara dinletmiş vaziyette. Onun da geri dönüşlerini aldım. Çok mutluyum o yüzden. Çok güzel ya. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bu şekilde hani insanlara, çocuklara anlattığınız için ben gerçekten çok gurur duydum. Çok teşekkür ederim. Ben de benim yetiştiren hocalarıma, öncelikle tabii anneciğime, ışıklar da uyusun, hocalarıma çok minnettarım. Doğru yollardan doğru aktarılmış bilgilerle geldiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki tiyatrocu yanımla iyi bir dramaturji çıkardım düşünüyorum. Yoksa Atatürk'ü kim bilmiyor? Herkes biliyor. Tabii ki. Ama kronolojisine bakmak, bir 8 ayımı aldı etti ama az bile yetmez diye düşünüyorum. Evet. Yine de hep düşünüyorum, acaba bir yerde bir şey olmuş mudur? O kaygı bir yerde hep bir şey çıkar mı? Mi? Atıyorum bir yerde, bir ne bileyim, Ankara'ya gittiğimizde bir komutan gelse, ya orası da böyleymiş filan dese. Tabii onları da çok arşivlerini araştırdım ettim ama umarım öyle bir şey çıkmaz. Tabii doğru aktardım düşünüyorum. Oğlak Olman'ın verdiği mükemmelliyetçilikten geliyor. Ondan Toprak mı? Burcu tabii, her şey tam olsun. Eksiksiz başarı. Evet. Gelsin diye. Yolu açık olsun. Sağ olun. Hem güzel size olsun, hem de ekipteki tüm arkadaşlara. Çok teşekkür ederim. Geçen herkese teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Peki. Pınar'cığım, tekrar sana dönmek istiyorum. Özeti senden dinledik. Hı. Artık burçlarımızı önümüzdeki hafta neler bekliyor? Tek tek biraz konuşmak istiyorum. İlk iki burcumuzu önce senden dinleyelim Pınar'cığım. Ondan önce çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Güneş ve Neptün kavuşacak önümüzdeki günlerde. Neptün deniz tanrısı mitolojide. Dolayısıyla da Neptün'ün ön planda olduğu bu tarz dönemlerde denize, toprağa, toprak altına bağlı, gazlara bağlı, ilaçlara bağlı tehlikeler de ön plana gelebiliyor. Öncelikle biraz bu konuda izleyicilerimizi uyarmak isterim. Özellikle deniz, su, su taşkınları, su tehlikeleri, toprak hareketlenmeleri, mesela toprak hareketlenmeleri deyince de özellikle de Antalya ve Göller bölgesini ben birazcık daha sanki dikkatli olması gerekiyor gibi düşünüyorum. İzleyicilerimizi de buradan uyaralım. Yani bundan sonra artık depremde kol kola yaşamamız da gerekiyor. Yani 99 depreminden beri bütün yetkililer zaten bunun uyarısını yaptılar. Gereken tedbirlerin alındığını umuyoruz inşallah.
Peki koçlarla başlayalım o zaman. Evet, dinliyoruz seni. Sevgili koçlar, yükselen burcu ve ay burcu koç olan izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Güneş Neptün kavuşumu, Merkür'ün de balık burcuna geçişiyle birlikte hemen hemen Mart ayının büyük bir kısmında sezgileriniz, hayalleriniz, rüyalarınız çok yoğun olacak. Yani aslında koç gündelik hayatın içinde koşturma, benliğini ortaya koyma, hareket ve enerji prensibidir. Fakat bu ay birazcık daha sizin için içsel, daha soyut geçecek sevgili koçlar. Özellikle de babalar, babalarımız, kadınlar için eşlerimizle alakalı, hayatımızdaki kısaca erkek figürlerle alakalı biraz daha destek olmamız gereken, belki onların bir hastane, hastalık süreci sebebiyle onların yanında olmamız gereken de bir gündem var diyebilirim koçlar için. Venüs ve Mars Mart ayı boyunca el ele ilerleyecekler sevgili koçlar. Bir yandan sosyallik de çok ön planda sizler için. Arkadaşlık ilişkileri, kalabalıklar içinde birlikte geçirdiğiniz zamanlar, insanların yarattığı gruplar içindeki mevcudiyetinizi ortaya koymakla alakalı ve ilaveten sosyal medyada, e-ticarette devamlı faaliyeti olan bir koçsanız eğer, hayat çok hareketlenecek buradan. Hayat planlarınızı, yaşam planlarınızı sağlıklı bir şekilde yaparken fazlaca da koşturmanın içine girebilirsiniz. Aşk hayatıyla alakalı veya arkadaşlık ilişkilerinde zaman zaman, bunu tüm burçlar farklı alanlarda yaşayacaklar önümüzdeki günlerde. Koçların özellikle arkadaşlık ilişkilerinde ve özel hayat birlikteliklerinde paraya, dengeye, parasal dengelere, sevgiyle alakalı alma verme konularında zaman zaman güç savaşlarına veya bireysel tavırlara karşı da dikkatli olmaları önemli olacaktır. Sevgili boğalar, yükselen burcu ve ay burcu boğa olan izleyicilerimiz, sevgili boğalar için önümüzdeki günlerde gelecek planları, hayat kurguları o kadar manevi tarafa geçecek ki, kendinizi gelecekte düşündüğünüz zaman hayatın daha mana alemi tarafında olmak istediğinize karar verebilirsiniz. Aslında boğa hayatın içinde madde alemiyle alakalı bir enerjidir ama bugünlerde boğaları daha fazla mana alemine, maneviyata, sezgi, soyut tarafa kayarken görebiliriz. Bir defa siz de koçlar gibi arkadaşlık ilişkileri, kalabalıklar anlamında yoğun bir döneme giriş yapıyorsunuz. Hayatınıza birden fazla arkadaş girebilir. Sizin farkındalığınızı, bilinç seviyenizi arttıracak, adeta zihinsel donanımınıza yardımda bulunacak insanlarla bir araya gelmeniz mümkün sevgili boğalar. Ve çalışan boğalar için de kariyer gelirleriyle alakalı güzel yayılmacı enerjiler gündemde. Venüs ve Mars kol kola ilerleyecek Mart ayı boyunca. Aile ilişkilerinizde, ebeveynlerinizle olan ilişkilerde zaman zaman sevgiyle, güçle, menfaatle alakalı bir takım tartışmalı konuların içine girebilirken, çalışan boğa ve yükselen boğalar için çok hareketli bir dönem. Fakat aynı şekilde hırslar, biraz o azim, kariyerde başarıya ulaşırken sizin diğer insanlarla zaman zaman güç savaşları içine de çekilebileceğiniz konusunda uyarmak isterim. Peki Pınar'cığım, şimdi ikizler burcumuza geçmeden önce bir reklamımız varmış. Reklama gidelim. Birazdan tekrardan devam edeceğiz. Efendim, reklama gidiyoruz. Tekrardan burada olacağız birazdan. Evet, reklamların ardından keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eda Özdemir, tiyatrocu Eda Özdemir bizlerle ve Pınar Gürel daimi konuğumuz bizlerle. Eda Hanım, şimdi tabii birazdan Mustafa Kemal, Çocuk Mustafa 1881 oyununuzun VTR'sini izleyeceğiz. Hazır mı arkadaşlar? VTR'miz hazırsa bir önce VTR'yi verelim, ondan sonra üzerine tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Tabii çok kısa gösterebildik VTR'den.
Kim oynuyordu? Sevda Karabulut. Sevda Karabulut. Evet, o da Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda oyuncu arkadaş. Yani çok değerli tabii konuşmacılar var filmde. Evet. Daha doğrusu oyunda ismi geçen. Ben bir onları sıralamak istiyorum öncelikle. Tabii, lütfen. Tabii yazan zaten Eda Özdemir, sizsiniz. Müzikler Yakup Temel Zümrüt'e ait. Evet. Konuşmacılar Levent Üzümcü, Cem Kılıç, Eda Özdemir, Burç Ara, Mustafa Dincir, Yasemin Bağır, Merve Bağır, Ada Yalçıner, Ali Yalçıner. Bu arada Ada Yalçıner Ayşegül'ün oğlu, çok yetenekli. Evet. Atatürk'ü o konuştu, çocuk Mustafa'yı. Öyle mi? Evet, çok yetenekli. Peki konuşalım birazdan. Evet. Ada Yalçıner dedik, Ali Yalçıner, Tufan Günaçan, Ali Poyraz, Burak Akgün, Bekir Behrem, Yakup Temel Zümrüt. Evet. Aynen. Değerli isimler var. Evet. Ayşegül'ün oğlu da gerçekten çok yetenekli bir çocuk. Evet. Ayşegül'den de dinlemiştik daha önceden. Güzel olmuş bence. Çok biz güzel de oldu. Sabırsızlıkla gideriz Pınar, yani ben kendi adıma gideceğim ben ama çok sevinirim. Evet. Alıp gitmek isterim. Dört dörtlük bir iş olduğuna eminim. Sen de demin filme emeği geçenler dedin, Allah mı söyletti acaba diye düşündüm. Belki de bir film olur de değil mi? Şimdi yani. Şöyle, aslında filme derken bir 3D animasyon olarak 3 yıl önce bir görüşmem oldu. Sponsoru çok güçlü bir sponsor tabii ki. Şirket de öyle. Düşünüyorum işte, hı-hı, bir gelecek yıl sonra da onu düşünüyorum. İnşallah. Evet, İnşallah. Umarım olacaktır. Umarım. Peki sizi şimdi izleyicilerimizden tabii sorular var. Dizilerde, sinemalarda görebilecekler mi diye soruyorlar. Aslında Netflix'in bir dizisi var, şu anda oynamak üzere oldum. Yani daha çok yazımla ilgili bir müzikali hazırlandığım için, hı hı, şu anda çok zor tabii. Bir yandan da benim aslında yüksek lisans tezim var. Hı hı. Sanat yönetiminde şu anda okuyorum. Sanat ve kültür yönetimi. Yine tiyatroyla ilgili bir araştırmanın içinde olduğum için bu yılda son artık. O yüzden dizi yapmayı pek düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Evet, geliyor ediyor. Yani çok parlak bir şey olursa merak edersem evet içine gireceğim muhtemelen. Bir tane öyle bir dizi var sadece. Onun dışında tamamen tiyatro. Devam edeceksiniz. Evet, evet. Tiyatroyu umarım daha fazla seviyorsunuz. Çok ama seviyorum. Yani onu anlatırken bile ben ışığı gözlerinizden alıyorum. Tabii tabii, çok seviyorum. Yani diğer taraf, daha fabrikasyon tabii çok kıymetli. Daha çok para kazanabileceğimiz bir yer. Benim biraz daha bu konularda bizler alkışı çok severiz, sahne tozunu severiz, orada çalışmaları severiz, yorulmayı severiz. Evet. Biraz o tarafları daha çok hani kayıyorum herhalde. Yeni bir projeniz de var yine, onu da konuşmak istiyorum ama izleyicilerimiz biraz daha merak etsinler. Ben hemen Pınar'cığım sana dönmek istiyorum. İkizler, Yengeç ve Aslan Burcu'muzu senden dinleyelim. Tamamdır. Hemen. Sevgili ikizler, yükselen burcu ve ay burcu ikizler olan izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerle birlikte yaklaşık olarak 15-20 gün boyunca kariyer hayatınız, aile birliktelikleriniz, aile büyüklerinizle aynı çatının etrafında toplanarak ortak enerjiyi yaratmak anlamında güzel gündemler sizi bekliyor diyebiliriz. Özellikle öncelikle çalışan ikizler burçları için anlatmam gerekirse, kariyerde bugüne kadar ektiğiniz tohumların fidanlarını, fidelerini çok geniş bir çerçevede alma şansınız var. Yani aslında kariyerle alakalı sizler için sınırları ortadan kaldıran, daha geniş kitlelere ulaşmanıza yardımcı olacak enerjiler gündemde. Ancak programımızın başında da belirttiğim gibi zaman zaman yanlış varsayımlar, algıda yanlış düşüncelere geçmek, varken yok saymak, yani birilerine güvenmek ama güvenin boşa çıkması gibi durumlar özellikle ikizler burçları için kariyerde dikkat etmeleri gereken bir süreç. Eğer ki sanatla, yaratıcılıkla, maneviyatla, kişisel gelişimle, felsefeyle ilgili işlerde çalışmıyorsanız, daha somut işlerde, daha parayla alakalı işlerde, daha teknik konularda çalışan bir ikizler burcuysanız, yeni bir iş teklifi gelse dahi bu önümüzdeki günlerde birazcık daha irdeleyici, birazcık daha detaylı bir şekilde araştırıcı olun. Bir şeylerin gözden kaçmaması adına. Mart ayı boyunca Venüs ve Mars el ele ilerleyecek. İkizler burçlarının birlikte hareket ettikleri en yakınlarıyla olan ilişkilerindeki diyaloglarda bile zaman zaman paranın, sevginin dengesiyle alakalı
güç savaşlarının gündeme gelebileceği gözüküyor. İlişkilerde tamam mı devam mı noktasına geçebilir ikizler burçları. Özellikle tabii ki her ikizler için bunu söylemiyorum ama problemli ilerleyen, artık sona yaklaşan ilişkilerde birazcık bu sorunların daha da ön plana çıkması mümkün. Genel anlamda algınızın bir tarafını da birlikte ilerlediğiniz insanlarla yaptığınız gelecek planlarına aktarabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükselen burcu ve ay burcu yengeç olan izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerle birlikte hayatın felsefi tarafını, zihinsel donanımını, hayatın özünü anlamaya dair araştırmaları, öğrenmeyi, yeni bir eğitimi hayata geçirmek isteyebilir yengeç ve yükselen yengeçler. İllaki bir yere bir para ödeyerek eğitim almanıza da gerek yok. Bireysel araştırmalarınızla, sosyal medyada yaptığınız okumalarla, izlemelerle hem bir yandan manevi tarafınızı, felsefi tarafınızı geliştirebilir, zihinsel anlamda kendinizi yükseltebilirsiniz. Özellikle yurt dışıyla, akademisyenlikle, iletişimle, dış ticaretle, turizmle, basın yayınla ilgilenen yengeç ve yükselen yengeçlerin de işlerinin daha geniş kitlelere ulaşması mümkün ilerlediğimiz günlerde. Harcamaların biraz artabileceği gözüküyor. Özellikle sosyallik için ya da lüks tüketim ihtiyaçlarınız için, işte alışveriş için, kendinize zevk anlamında almak istediğiniz malzemeleri almak anlamında harcamalarda zaman zaman artışlar gündeme gelebilir. Bununla birlikte bireysellik, flörtöz etkiler ama bununla beraber de zaman zaman şüphe, kıskançlık, yengeç ve yükselen yengeçlerin ilişkilerde birazcık dengelerini bozabilir açıkçası. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sevgili aslanlar, yükselen burcu ve ay burcu aslan olan izleyicilerimiz, o gökyüzündeki balık ve Neptün kavuşumunun bütünsel enerjisini, farkındalığını aslanlar maddi alanda alacaklar. Maddi anlamda özellikle soyut kanalda çalışan aslanlar için sanatsal taraf, basın yayın, felsefe, maneviyat, din, astroloji, bu alanlarda çalışan aslanlar için maddi anlamda dışarıdan bekledikleri desteklere ulaşmaları mümkün. Fakat bununla birlikte sizin o bonkör tarafınızı, paylaşmacı ve cömert tarafınızı suistimal edebilecek bir takım insanlar sebebiyle de yanlış harcamalarda bulunabilirsiniz, yanlış para çıkışlarında bulunabilirsiniz. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyallik tarafı Mart ayına kadar yoğun geçecek aslanların. Eğer son günlerde biraz sağlık problemleri ya da başka bireysel tercihler sebebiyle daha kabuğunuza çekildiyseniz, Mart'ın sonuna kadar çok daha hareketli bir gündem bekleyecek. Yeni ilişkiler, yeni birliktelikler, yeni ortaklık kararları. Hayatınızda bir partner yoksa eğer, tutkusu, eğlencesi, adrenalini yüksek bir ilişkiyle birlikte evli olan ve ilişkisi olan aslanların da bu alanda çok daha hareketli bir ilişki gündemine geçiş yapacaklarını söyleyebiliriz. Ancak enerjiler çok tutkulu, çok ihtiraslı olduğu için zaman zaman kıskançlıklara, para veya sevgiyle alakalı güç savaşlarına karşı da aslanların dikkatli olmaları gerekebilir. Eda Hanım, şimdi ben aslan burcuyum. O kadar güzel renkten de belli. Ben masal gibi dinledim. Sarı, evet. Evet. Bir aslan kadını oturuyor yani. Evet. O kadar belli oluyor mu ya? Oluyor tabii. Güzel şeyler söyledi. Bayağı bir motive oldum. Evet, artık bundan sonra durmam yani. Merakla bekliyorum gerisini. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle izlediğimde sizi de özellikle hani izliyorum son günlerde. Hep şeyden, koçtan başlanır, boğadan, Allah'ım bekle, Allah bekle, oğlak ne zaman gelecek? Beklerim, annem de yaydı, hep biz aşağılarda. Ben bunun, balıklar hep derler, bize hep sonu. En sonda. Evet, bir kere de böyle tersten başlasanız keşke, birkaç kez, evet. Olabilir yani. Bir fikir sonuçta, yani sırayla gidiyoruz ama çok da şey değil, değil mi? Herkes böyle bir sırası da beklemekten ziyade hangisi gelecek diye merakla beklemesi daha iyi olur evet. Peki, şimdi Eda Hanım, sizi yeni bir projeyle
göreceğiz. Evet. Ejda Nazır'la ilgili bir müzikalde, evet, değil mi? Evet. Oynamayacaksınız ama... Bunu da oynamayacağım. Yani ben oynamayacağım ama kızı oynayacak tabii ki. Tuğçe Tayfur oynayacak. Evet. Peki sizden bir dinleyelim. Bu proje size nasıl geldi? Şu anda hangi aşamadasınız? Nasıl bir müzikal olacak? Birazcık dinlemek, evet, istiyoruz. Tuğçe benim kardeşim dediğim, dostum, her şeyim, arkadaşım, evet, dertleştiğim, güldüğüm, her şeyimizi paylaştığımız, zaten sosyal medyalarımızda da hep bir aradayız. Birçok iş yapıyoruz zaten birlikte, çok da eğleniyoruz. Derken Tuğçe böyle bir arabesk müzikali gibi bir şey yapalım dedi. Hani tiyatral bir şey olsun. Sonra çok güzel fikirler geldi. Dedim ki yani neden bir Necla Nazır ki olmasın ki hani vesaire. Konuştuk ettik, annesinin hayatını onun oynamasını hani birlikte geliştirdik ve oturduk birlikte yazıyoruz şimdi. Bu da çok güzel değil mi, surat, evet, olarak? Evet, evet. Gözleri, güzel, burnu, ağzı, güzel, yani doğal. Necla Nazır Yeşilçam klasiklerinden, evet, zaten. Evet, evet. Gerçekten usta bir oyuncu. Onunla da oturup sohbet ettiğimizde tiyatroyla ilgili çok şey öğreniyorum yani. Hı hı. Çok çok bilgileniyoruz gerçekten. İşte bu tarz insanlar ayaklı kütüphane gibi. Yani aa, tabii, o kadar zengin, çok bir değerli bilgi birikimi var ki. Bir kere deneyimi var. Ama sanki çok erken mi bıraktı Necla Nazır, değil mi? Yani evet, tam aslında o kariyerinin zirvesindeyken, hı-hı, bir anda her şeyden vazgeçti. Özel hayat ön plana geçti. Evet. Zor bir karar ama Kova burcu olarak zorları başaran bir kadın. Kova tabii farklı olan her şeyde var Kova. Evet. Kova burcu ama inanılmaz da teknik bir enerji. Yani bilimsel konular, teknik konular, çok bilgili, özgün konular, tabii, farklı konular. Tabii tabii öyle. Peki tarihi nedir? Ne zaman? Yani kısmetse biz Nisan gibi, yani genelde bizde sezon sonu denir. O zaman çıkmış olacak ve gelecek sezonu da hazır bir şekilde başlayacak. Harika. Tuğçe daha çok orada şarkılar tabii yine söylenecek. Daha çok 70'lerin, 80'lerin Türk sanat müziğini hani seslendirecek. Dolayısıyla işte içinde babası da tabii Ferdi Tayfur da. Şimdi onu soracaktım. Evet. Ferdi Tayfur'la, evet, alakalı da. Yani bir Necla Nazır, Ferdi Tayfur aşkı ve işte Yeşilçam'da bulunan birçok oyuncuyla olan Necla Nazır'ın karşılaşması, annesiyle babasının Türkiye'ye gelişi, sonra İstanbul'da nasıl bir hayat yaşadılar, nerede? Fazla da açık vermeyeyim ama. Magazinin de çok, çok dikkatini çekecek, evet, bu proje. Çok bilinmedik şeyler, evet, var içinde, hikayeler var. Gerçekten çok doğal bir kadın. İnanılmaz. İnanılmaz bir enerji. Zaten bu dünyayla işini bitirmiş. Evet. Yani bu dünyanın hırsları. Maneviyatı çok yüksek. Kavgaları, onları bitirmiş bir insan. Allah yolunuzu açık etsin. Merakla bekliyoruz projeyi. İnşallah. Tuğçe de balık burcuymuş. Burçtaşım benim. Öyle mi? Evet, evet. Ama zaten o duygusallık falan var değil mi? O hassasiyet. Tabii. Kesinlikle var. Yani çoğu sanatçıya bakarım. Tuğçe bütün şarkılarını ne okursa okusun bir ruhu vardır, duygusu yani mutlaka ben vardır. Ben ara ara tabii şeyden, sosyal medyadan takip etmiyorum, evet, ama hani ara ara böyle, evet, denk geldiğinde bakıyorum açıkçası. Bakarsınız. Ama duygu, evet, şey geçiyor. Geçiyordur, sana, doğru. Peki buradan o zaman sevgili Necla Nazır'a, evet, ve Tuğçe Tayfur'a, artık Ferdi Tayfur'a da selamlar olsun. Teşekkürler. Peki Pınar'cığım, yine seninle devam etmek istiyorum. Tamam. Aslan anlattık. Şimdi Başak ve Kovak. Evet. Başak ve Terazi, pardon. Tamam. Sevgili Başaklar, Yükselen Burcu ve Ay Burcu Başak olan izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Güneş ve Neptün kavuşumu ile birlikte yanınızda birlikte ilerlediğiniz, en yakınım dediğiniz insanlarla olan ilişkilerinizi gökyüzü aydınlatacak sizler için. Yakın dostlarınız, eşiniz, varsa iş ortağınız, sizin için en yakın, en yakınım dediğiniz kim varsa bir yandan birlikte manevi tarafa geçmek, birbirinizi bilgisayar anlamda beslemek, hayatın daha evrensel barış, evrensel sevgi tarafında birbirinize destek olmak çok mümkün. Fakat zaman zaman bazı birlikteliklerde de insanların kendini size net açık etmediğini, daha böyle sanki gizliden gizliye ilerlediklerini görebilir ve güven anlamında kırıldığınızı hissedebilirsiniz. Önümüzde öyle bir gündem var ki sevgili Başaklar, çok önemli bir radikal adım atmak için aslında çok da uygun değil. Yani hayatınıza bugünlerde ilk defa yeni bir arkadaş veya yeni bir ilişki girdiğinde kişi kendine gerçekten size açık açık ifade ediyor mu?
biraz bu konuda gözlemci olmanız lazım. Çünkü birazcık gizli niyetler, gizli ilişkiler kendini tam ortaya koymadan ilerleyebilecek bir takım birliktelikler gündemde. Kendinizi kimse için feda etmeden, kurban durumuna geçmeden ilişkilerde daha gözlemci olmanız ön planda olacak. Sevgili Başaklar, Mart ayı boyunca Venüs ve Mars kavuşumu ile birlikte ister çalışan bir Başak olun, ister çalışmayan, gündelik hayatın hızına belki siz bile yetişmekte zorlanacaksınız. Hayat çok temposunu hızlandıracak. Rutin sorumluluklar, işte sabah uyandığınızdan akşam yatana kadar yapmanız gereken işler çok yoğunlaşacak. Bir defa her şeyden önce kendi bireysel sağlığınızı ihmal etmeden ilerleyin demek isterim. Onun dışında çalışan başaklar için de iş, mesai konuları çok hareketli bir gündeme gelebilir. Yeni projeler, aynı anda 2-3 işe birden koşturmak gündemde olabilir. Fakat bu Venüs ve Mars kavuşumu güç savaşlarını da açığa çıkartacak demiştim. Özellikle birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde veya size bağlı ekibinizdeki insanlarda zaman zaman parasal konular, sevgiye dair, bu ilişkinin dengelerine dair bireysel tavırlara karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. İlişkiler biraz iş konusunda da agresyon tarafına kayabilir. Daha sağduyuyla, empatiyle ilerlemeniz iyi olacaktır. Sevgili teraziler, yükselen burcu ve ay burcu terazi olan izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde Güneş ve Neptün kavuşumuyla beraber iş konularınızda yeni bir projeksiyon gelebilir. Gökyüzündeki Güneş'in o yüksek ışığı sizin çalışma hayatınızı aydınlatabilir adeta. Birazcık daha maneviyatınızı, duygu tarafınızı, sezgilerinizi de işin içine katabilecek yeni bir iş fırsatı ile birlikte mevcut işinizde biraz daha görünmeyen tarafları da fark edebileceğiniz, algınızın genişleyebileceği bir süreç. Zaman zaman gündelik hayatın içinde çalışan çalışmayan tüm teraziler önümüzdeki günlerde kendini biraz geri çekmek isteyebilir. Aman olursa olur, olmazsa olmaz duygusuna girebilir. Biraz atalet, biraz tembellik duygusu gündeme gelebilir. Buna özellikle dikkat etmek lazım. Bir de tüm teraziler sağlık konusunda beslenmeye, alerji sorunlarına, yediğimize, içtiğimize dikkat etmemiz gereken bir gündeme de geçiş yaptığımızı söylemek isterim. Ama her şekilde sorumluluklarınızın ve üzerinizdeki işlerin daha büyük kitlelere, daha kalabalıklara çok yüksek bir enerjiyle ulaşması mümkün sevgili teraziler. Mart ayı boyunca Venüs ve Mars yan yana kavuşacak. Bir yandan bireysel tarafınız çok ön planda. Aslında yaklaşık olarak son bir yıldır yalnız kalma pahasına bile kimseye kendinizi kullandırmadığınız, bireysel enerjinizi çok yoğun hissettiğiniz, içinizdeki hani Ulu Önderimizin de söylediği ihtiyaç duyduğun asil kan damarlarında mevcuttur tarzında tamamen kendinizden güç çıkardığınız bir dönemdesiniz. Biraz aşk hayatıyla alakalı, bireysellikle alakalı hem çok hareketli sporsal faaliyetler, enerjik bir takım çalışmalar içinde olabilirsiniz. Bir yandan da tam yolunda ilerlemeyen bir gönül birlikteliğiniz varsa işte o alanda da zaman zaman parasal konularla alakalı veya sevgiye dair her türlü detayla ilgili çatışmaların da güç savaşlarının da içine çekilebilirsiniz. Sevgili akrepler. Pınar'cığım, akrebe geçmeyelim. Akrebi evet bırakalım. Birazdan dinleyelim, tamam, akrebi senden, ama dikkat ettiğim şey önümüzdeki haftayla alakalı hep kariyer anlamında bütün burçlara güzel şeyler söyledin aslında. Kariyer anlamında bu Güneş ve Neptün'ün buluşmasıyla alakalı bir... Güneş zaten kariyer demek. Daha soyut, daha sanatsal, daha bizi kitlelere ulaştıracak. O yaradandan gelen destekle, hak edene tabii ki, herkese de değil, maneviyatı yüksek olana kariyerde güzel fırsatlar gelecek. Evet, güzel fırsatlar geliyor. Ben hemen onunla bağlantılı olarak size şunu sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki işte sahne tozu yutmuş birisi, alkışları da hani seven birisi, tiyatroyu da çok seviyorsunuz. Pandemi sürecinde de bayağı ayrı kaldınız aslında kariyerinizle, değil mi? Evet. O süreci nasıl geçirdiniz? Neler yaptınız? Yani o psikolojiyi merak ediyorum. Hani tabii herkesle konuşuyoruz aslında ama. Yani bizde şöyle oldu. Birçok arkadaşım elbette sahneye çıkamadı, edemedi oyuncular için. Ben çıktım.
Kadıköy Halk Tiyatrosu'yla Özgürlük Parkı'nda çıktım. Hı hı. Daha önceki Akademika adlı bir tiyatro yapım var. Onlarla bir çekime başladık. Çok hijyenik bir ortamda. Tam da benim annemi kaybettiğim bir dönem aslında o dönem. Birçok insan gibi. Çok teşekkür ederim. Evet bir kapanmaya girmiştim. Ve arkadaşlarım tuttu çekti. İşte Tuğçe ile program yapmaya başladık. Çok eğlenceli ilişkiler üzerine. İşte çok serbest ilişkilerle yürüyen hani konulardı ve komikti. Beni o acıların içinden, pandeminin o sıkılganlığından çeken şeylerdi bunlar. Bir yandan hep yazdım, işte skeçler yazdım. Bir şeylerle meşgul olmak zorundaydım. Boş kalamıyorum hiçbir şekilde. Derken zaten bir yandan tezle ilgili araştırmalar, kitap. Hepimiz gibi film izledim, bol bol filmleri izledim. Çamlıca tarafında oturuyorum. Dolayısıyla her gün yürüme imkanı buldum, yürüyüş yaptım. Hayvanlarım var, köpeğim var, 5 tane daha yukarıda köpeğim var. Onlarla birlikte her gün işte yardımseverler geldi, hayvanlarla ilgili bir şeyler yaptık. Pandemi vardı ama bir yandan da yürütmeye çalıştığım, bir fanusun içinde kalmamak için mücadele ettiğim bir dönem vardı. Benim için aslında güzel, verimli geçti. Yine aslında bir şeyler ürettiniz yani. Evet. Siz de verimli geçirenlerdensiniz. Evet. Çünkü bazıları değil mi o psikolojide kapandı. Daha da kapandı. Anneciğini de kaybetmiş. Evet, pandemi hem üstüne anne kaybı. Evet. Dostlarım çok güzel yardımcı olup çektiler. O acıları dostlarım, üretime aile döndürebilmiş yani. O çok güzel bir şey aslında. İşte can simidi gibi çalışmak. Kesinlikle. Hep aynı şeyi söylüyoruz ya Dilek. Çalışmak. Evet. Yani üretmedikçe kendini de saygın hissedemiyorsun. Tabii. O çok önemli. Evet. Bir de tabii bütün bu işlerimde bir ablam var, kuzenim aynı zamanda. Genelde beni alıp koparıp şehir dışlarına götürüp, işte çocuk Mustafa ile ilgili fikrini söyleyip bütün işlerle kişisel gelişim uzmanı gibi. Yani koçum da evet mentörlük yaptı yani. Sağ olsun. Hakkı ödenmez hiçbirinin. Böyle. İyi geçirmeniz en azından sevindim yani o süreçte hem anneyi kaybetmiş olmanın hem de sanattan ayrı ama siz çok sanattan da ayrı kalmamışsınız işte o süreçte. Yani kendini bir şekilde oraya atmaya çalışıyorsun, ediyorsun. Tabii o sürecin sonunda da yine bir arkadaşımla bir tiyatro yapmaya başladık. Beni yapımcılığa götüren bir serüven oldu aslında. Ayla Kaymak işte bir Labirent adlı bir oyun yazdı. Uyuşturucuyla ilgili, uyuşturucuya karşı işte uyuşturucu kullanan bir gençle ilgili biraz aileyi de anlatan işte 5 kişilik bir oyun. Onu yapıyoruz şu anda. Narkotikle Emniyet Müdürlüğü işte kaymakam vesaire onlarla çalışıp belediyelerde gidip oynuyoruz da. Ayla Kaymak, Emrah Uslu, Temmuz Gürkan Karaca'nın, Sevda Karabulut'un olduğu, yine benim de olduğum anneyi oynadığım güzel bir sosyal sorumluluk projesi yine. İşte bu tarz oyunları yazıp bir piyasaya çıkıp gittikçe, turneler yaptıkça daha da rahatladık. Pandemiyi kırdık. Sosyal sorumluluk projelerini mi çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Evet. Yani, kadınlar üzerine. Çok hareketli biri ama Ameda Hanım. Yani hakikaten hiç durmayan, devamlı üretimde olan kadınlardan bir tanesi. Ama öyle olmak zorundayız. Yani dünyanın nereye gittiği belli. Dolayısıyla elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz üzülmüyor muyuz izlediğimizde, baktığımızda? Keşke orada olabilsem, yapabilsem, yangın çıkıyor, gidebilsem diyorsun. Bir tane kadın sokakta tartaklanıyor. Yani sesini çıkarmak istiyorsun. Ben bir de tepkisiz kalabilen biri değilim. Hemen müdahil olacağım. Oluyorum da yapacak bir şey yok. Bir de burçtan mıdır artık yükselenin de terazi? Bir kavgada ya da herhangi bir olayda her iki tarafa da terazi. Tamam bak sen hakkın bu hakkını teslim edelim. Ama senin de bu tamam da ama hadi filan. Adaletli olur yükselen teraziler. Evet. Ve tabii sanatın burcudur terazide. Vallahi güzel memnunum burçlarımdan. Çok güzel. Böyle oluyor yani bir şekilde üzüldüğüm, sevindiğim, kırdığım, kırıldığım her ne varsa onu sanatla onarmak. Avantaja çevirmek benim için yol gösterici. Evet yani çok küçükken 6 yaşımda kendi kendime düşünüp şaşırıyorum da o yaşta bunu düşünmeme. Kendi ruhumu keşfetmek istiyorum dedim. Ve ben onu gerçekleştiriyorum aslında şu anda. Anne babada sanatla alakalı şeyler var mı? Yani sanattan gelme bir ailede mi? Şöyle
Babam aslında çok da hani sanat okumuş etmiş vesaire değil ama fotoğrafçılık yapan biri. Taksim'de çok bilindik bir fotoğrafçının öyle aslında mi? İlk yapan kişisi. Sonra o başkasına ediliyor. Ben 5,5 yaşındaydım, babamı kaybettim. O da çok genç, 26 yaşında. İşte o dönem penisilinin yeni çıkmasıyla böyle tetkik yapmadan yapılışıyla vefat etmiş adamcağız. 26 yaşında. Evet, çok tanıyamadım ama çok şey nasıl desem, hep dermiş ki benim kızım oyuncu olsun. Onunla Yeşil Park'a giydirip işte Yeşil Parkalı işte bilmem ne diye bir film yapmak istiyorum dermiş. Keza amcam, onlar 8-9 kardeşler ama amcam da oyuncu. Yeşilçam'da çok oynamış biri. Şemsettin Özdemir, evet. Çok bilindik değildir belki ama işte o da kötü adamlar da hani daha çok oynamış etmiş. Değişik anıları vardır. Babaannemle sinemaya gittiklerinde küfür ederlermiş, küfür etmişler. Babaannem çok kızmış filan insanlara. Kavgalar çıkmış falan. Sanatçı aile canım o zaman sizin. Az çok. Aileniz. Diğer amcam çok iyi resim yapar filan. İşte. Ama bunlar şey, tabii bunlar da hani ekol olarak, biraz daha jenerasyon olarak daha doğrusu. 60'lar olduğu için daha alaylı hani gelmiş. Evet. Babacığınızın da mekanı cennet olsun. Hepimizin. Hepimiz zaten gurur duyuyordu. Evet, onları düşünmek güzel zaten. Evet. Peki Pınar'cığım, Akrep Burcu'yla devam edelim mi? Akrep, Yay ve Oğlak, Eda Hanım da bekliyor sabırsızlıkla. Bekliyorum valla. Peki. Sevgili Akrepler, Yükselen Burcu ve Ay Burcu Akrep olan izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerle birlikte gökyüzündeki o maneviyatın, evrensel sevginin, işte o soyut yaratıcılık tarafının iyice hissedildiği günlerde siz de payınıza düşeni alacaksınız. Baktığınızda hayatın içinde bir yandan hareketli, kendinizi ben de varım diyeceğiniz bir gündem ama zaman zaman da melankolik hisler, işte böyle birazcık yanlış anlamalar, güven duygunuzu zedeleyebilecek bir takım ilişkiler içinde de olabilirsiniz veya mevcut ilişkinizde de özellikle aşk hayatıyla alakalı akreplerin biraz daha kendini kurban etmeden, kendini çokça feda etmeden süreci yönetmelerini tavsiye edeceğim ben. Çünkü ilişkilerde demin de söylediğim gibi kendi niyetini gizleyen, acaba bana yalan mı konuşuyor diyebileceğiniz bir takım gündem başlıkları ilişkiler tarafında sizi ruhsal anlamda zorlayabilir. Ancak yaratıcılık çok ön planda. Hayattan alınan manevi keyifler çok ön planda. Hani bilinç sıçramasını yaşayacak burçlardan biri de siz olacaksınız sevgili akrepler. Ebeveyn olan akreplerin çocuklarıyla olan ilişkilerinde de çokça fedakar, çokça kendini heba ederek çocuğa destek olmak isteyecekleri bir gündem ama gene de kendinizi çok çocuk konusu bile olsa gündemde, ben de bir anneyim. Öncelikle kendi motivasyonunuzu yüksek tutun ki ondan sonra çocuğa daha güzel destekler verebilirsiniz. Bugünlerde biraz çocuk da kendini geri çekebilir. Çocuk acaba bana yalan mı söylüyor, bir şeyleri benden saklıyor mu veya ben ona yetemiyor muyum tarzında akrepler biraz kendi kendileriyle de muhasebe içine girebilirler. Mart ayı boyunca Venüs ve Mars ev aile alanınızı ilerleyecek. Evet, aslına bakacak olursanız son yaklaşık bir yıldan beri evinden mutlu olmayan akreplerin yer değişikliği niyetinde olduğunu biliyoruz. Bu Mart ayı boyunca bu enerjiler daha ön planda olabilir ama bir direkt yer değişiminden ziyade bulunduğum yeri biraz güzelleştireyim, bir süre daha idare edeyim, evin içinde bir takım değişiklikler, dekorasyon farklılıkları yapayım tarzında ilerleyebilirsiniz. Evinize, yaşam alanınıza yapacağınız harcamalar birazcık kendi zevkiniz ve bütçeniz doğrultusunda gündeme gelebilirken, aile içinde de zaman zaman aile bireyleriyle para, sevgi, güç konularında menfaatlerin çatışmasına karşı da akreplerin hazırlıklı olmaları gerekebilir. Sevgili yaylar, yükselen burcu ve ay burcu yay olan izleyicilerimiz, bilinç anlamında, bilinçaltı anlamında, ciddi anlamda uçuşa geçeceğiniz bir gündeme giriş yapıyorsunuz sevgili yaylar. Adalet duygunuz, farkındalığınız, maneviyatınız,
evin içinde aileyle beraber geçirdiğiniz zamanlarda o evrensel sevgiyi hissetmek, herkesi kucaklamak çok ön planda olacak yay ve yükselen yaylar için. Fakat aile içinde bir şeylerin saklanması veya söylenmesi, dile getirilmesi gereken zamanlarda es geçirmesi, bunların sonradan açığa çıkması gibi durumlar aile içinde zaman zaman güven duygusunu birazcık zedeleyebilir açıkçası. Bir de özellikle siz de terazi ve yükselen teraziler gibi yediğinizi, içtiğinizi, alerji sorunlarına karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Aile içinde bu konularda birazcık zehirlenmelere, alerjik durumlara, kan değerlerindeki sıçramalara karşı da dikkatli olmak lazım. Mart ayı boyunca bir yandan da çok hareketli bir gündem gelecek sevgili yaylar için. Kısa yollar, gün içinde, aynı şehrin içinde yaptığınız yollar veya komşu illere yapılan seyahatler, eğitim konuları çok ön planda. Zihin dünyası da bir yandan çok soyutsal, bir yandan da çok hareketli. Kardeşleriniz, kuzenler, yakın çevre, akrabalar alanında da parayla alakalı zaman zaman seslerin yükselmesi, kendi bireysel önceliklerin ortaya konması nedeniyle dengelerde değişimler de beklenebilir. Sevgili oğlaklar, yükselen burcu ve ay burcu oğlak olan izleyicilerimiz, zihin dünyanız manevi anlamda o kadar yüksek bir seviyeye çıkacak ki sevgili oğlaklar, hayatın özünü anlayabilmek, felsefi tarafı keşfetmek, evrenin işleyişine vakıf olmak, yaradan bilinci, hayata daha geniş, majör bir çerçeveden bakmak. Yani zihinsel anlamda gerçekten her şekilde yaratıcılığın, sezgilerin ön planda olduğu bir gündem. Özellikle önemli imzalar, önemli evraklar, önemli düşünceler gündemde. Eğer ki yaratıcılık veya sezgilerin ön planda olduğu bir konu değilse, madde madde önünüze gelen evrakları ciddi, detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü biraz gözden kaçırmalar, biraz yanlış anlamalar iletişimde de ön plana çıkabilir. Özellikle oğlakları benim uyarmak istediğim konu, düşünceleriniz o kadar aşkın, taşkın bir seviyeye gelecek ki herkesi kucaklamak, herkese cevap vermek isteyeceksiniz ama sonradan tutmakta güçlük çekebileceğiniz sözleri de bence vermeyin. Çünkü enerjiler geçtikten sonra o verdiğiniz sözleri yerine getirmek sizi birazcık zora sokabilir. Para alanınız çok aktif, Mart ayı boyunca çok hareketli, kendi yeteneklerinizden yola çıkarak kendi kazandığınız paraları var edebileceğiniz bir gündem başlıyor. Bir gündem bekliyor sizleri. Bir yandan destek bulacaksınız gökyüzünden, bir yandan harcamalar artacak. Özellikle de çalışan oğlak ve yükselen oğlakların harcamaları daha teknik tarafı, o alandaki yatırımları kapsayabilir. Örneğin işte e-ticaret alanında iş yapan bir oğlaksanız, yeni bir kamera sistemine geçmek, yeni bir ses sistemine, ışık sistemine geçmek, bu alanda gündemi yakalamak, daha iyi, daha verimli işler çıkarmak için İş yatırımları, daha teknik yatırımlar ön planda olabilir. Çalışan, çalışmayan tüm oğlakların parayla alakalı da zaman zaman güç savaşlarına, işte yanlış anlamalara düşebilme ihtimali de mümkün. İlişkilerde parayla alakalı kimseye kendinizi yedirmeyin ama kimsenin de hakkına girmeyin, müdahale etmeyin demek isterim. Şimdi evet. Pınar, sen anlatırken oğlağı ben bir taraftan tabii Eda Hanım'ı izliyorum. Böyle böyle yapıyor değil mi? Eda Hanım hem onaylıyor. Tabii tabii. Bazı yerlerde falan oluyor, bazı tabii yerlerde gülüyor falan. İstediğiniz gibi oldu mu? Çok çok önemli bir şey söylediniz. Evrakta hani dikkat edin, gözden kaçırdınız ya da yanlış anlayacağınız. Evet, onlar doğru. İnsanlara birden sarılmak, evet, sonra işte müşküle düşmek tabii. vesaire, onlar bende vardır. Evet, evet, hiç beklentisiz. Daha ön planı çok ruhu evet, ama Eda Hanım'da çok fazla var. Var, evet, evet belli var, oluyor zaten. Oluyor mu o kadar? Yani evet. Çok kısa bir sohbetimiz oldu evet, ama hani duruşunuzdan ve konuşmanızdan da ben evet, o enerjiyi aldım. Size. Daha korumacı biriyimdir. Evet. Daha herkes böyle şeyden geçiyor. Şeyden geliyor o, ay burcu boğaymış. Evet. Eda Hanım'ın siz çok güzel yemek yaparsınız. Evet. Sofra düzeniniz. Evet. Gelsinler, yedireyim, içireyim. Evet.
İnanmazsınız sabah 6'da ayıptır söylemesi. Tavuklu pilav yaptım. İçine değişik böyle çeşitli bir şeyler koydum. Evet yani bir kalkarım San Sebastian kek yapmışım. Geceden yaparım. Köpeklere bazen işte şeyler kaynatırım kemik. Onlara ayrı kendime ayrı bir şeyler yaparım sürekli. Ben de mutfağı çok severim. Yükselen boğayım. Bende de vardır o. Evet. Yeme içme düşkünü. Kızım da yükselen boğa. Biz gecenin bir vakti danıt falan söyleriz yani. Evet. Ben de aslanım, çok güzel dışarıdan yemek yerim. Evet evet aslan. O bolca çalışsın dışarıda yesin. Evet, gösterişli bak aynı anda söyledim. Zaten kıyafetten de belli değil mi? Baksanıza. Aslan burçları. Medyanın burcu zaten medya yani evet. Görsel işler, podyum evet. Önünde yapılan işler. Evet yani. Görsel sanatlarda bir numara aslanlar. Evet aslında. Tabii hani hayat farklı yerlere sürüklüyor. Ben başka bir şirkette hani finansla alakalı bir iş daha yapıyorum. Evet ama hep mesela konservatuvar okumayı çok istedim. Çok hani, güzel yapar mısın? Evet. Keşke okusaydım diyorum ama... Oyunculuk mu ses? Yok, oyunculuk. Sesle alakalı. Hı. Oyunculuk falan değil. Hani biraz böyle iyi şarkı, türkü söylediğimi söylerlerdi o dönem. Çok istedim konservatuvar ama tabii hani o şey ön yargı var ya işte okuyup da konservatuvar okuyacaksın ama işsiz kalma ihtimalin çok yüksek falan dedikleri için yanlış yönlendirmelerle tabii sonradan işte bir de sunuculuk hayalim de çok fazla vardı. Evet. Spikerlik hayalim. Dolayısıyla ama yine bir yerinden başladım yani. Ama bir konuda bu kesin ve net bir şeydir. İstek varsa o yapılır. Eyleme geçmek gerekir. Evet. Gerçekten istemek gerekir. Acaba gerçekten istemediniz mi o dönem? Ama tabii dışarıdan işte aile terörü dediğim şey de benim hep odur. Evet. Aile terörü hemen önünü keser. Onu yani sen... önceden doğru yönlendirme bence aile yoktu. Şimdiki ailelerin daha bilinçli olduğunu, daha araştırmacı olduğunu düşünüyorum aslında. Şimdi önceden hani şey vardı. Memur çocuğu olursan işte ya da memuriyetle alakalı bir iş yapar. Hayatın kurtulur gözüyle bakar. Masa başı işin olsun. Tabii aynen öyle bakılıyordu. Dolayısıyla ben de yanlış yönlendirilenlerden biriydim aslında. Yaptığım işi de seviyorum ama ben kesinlikle sanatla alakalı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Yani mesela tiyatroculuk da yapabilirmişim, tiyatrocu da olabilirmişim. Keşke yapsaydım diyorum açık konuşayım. Hala yapabilirsiniz. Evet yani hala. Çok tiyatro çok geç oyuncusu değil ama... olabilirsiniz. Yani eğitimleri alıp zaten birkaç bir şey konuştuk ettik. İstek varsa gerisi eyleme bakar yaparsınız ama mesela şimdi de burada kitlelere ulaşıyoruz. Söylemek lazım ailelere. Bizi birçok anne baba izliyor, abla izliyor. Çocukların mutlu olacağına inandığınız ne varsa destek olun ya. Tabii. Bu kadar basit. Yani bir insan çocuğundan ne bekleyebilir? Sadece onun mutlu olmasını. Evet. Neyle mutlu olacaksa? Karar mı değiştirdi? Zaten yapacak. Ya ben birçok işletmeciye bakıyorum. İşte bize çok işletmeden gelirler. 22 yaşındadır, 18 yaşında başlamıştır. Tam son sınıf okuyacaktır. İstemiyorum ben bu bölümü der ya. Ve çıkar gelir konservatuvar tiyatro bölümü. 4 sene ne oldu şimdi? Zaman geçmiş gibi görünür. Halbuki o da bir donanım aslında. Ona çok şey katmıştır. Ama yani 25 yaşına kadar herkes çocuk zaten. Dolayısıyla seçimleri, kararları değişecek. Şöyle de değişecek. Bir şey var Eda Hanım. Hani bir de tabii hayatın da gerçekleri var. Onun var, da yani, o da var. Evet, çocuğun mutlu olması lazım. Kesinlikle istediği şeyi seçerse daha başarılı olur. İstemediği bir alanda... Lanet olsun her gün işe giderken bunu söylerse zaten başarılı olma ihtimali sıfır. Ama mesela bu hafta bir kızla tanıştım. Ya o kadar böyle 23 yaşında ressamlık mesela şey yapmış, okumuş. Çok da güzel resimler falan çiziyor. Ama diyor yani bu alanda iş bulamıyorum kendime. Dolayısıyla bir taraftan da diyor modellik yapıyorum. Yani aslında parayı oradan kazanıyorum. Ama işte bu tarafta benim kendimi hani yükselttiğim aynen hobi gibi yaptığı iş. İşte o yüzden de belki ben de düşünüyorum. Ailem belki de bu yüzden bana müsaade etmedi. Hani şey vardır ya işte sanatla ilgili bir şey yapmak istiyorsan tanıdığının olması lazım. İşte şu olması lazım, bu olması lazım derler ya. Evet. Aslında onu sizden yani. Siz tabii... alaylı hemen iki şey söyleyeyim mi? Evet. Bir, benim mesela hiç tanıdığım biri yoktu. O zaman hatta şey derdim. Ay keşke Eda Kenter olsam. Yıldız Kenter'in kızı olsaydım falan. Bir bunu düşünüp bir beş dakika sonra dedim ki hayır iyi ki değilim.
değilim. O, çünkü şimdi diğer bir taraftan isim insanların çocuklarına baktığında da onların işte tanıdığın arkası olan dezavantaj. Onlar için de sanki torpilliymiş gibi. Hayır, hepsinin belli başlı yetenekleri var. Çok yetenekliler o insanlarda. Tanıdığının olması da tabii ki güzel bir avantaj olur. Ama tanıdığın olmasa da kendine güvenirsen yaptığın işi tabii cahil cesareti hani Dunning-Kruger sendromuyla değil ama haddini bilerek ama çalışarak, donanım edinerek, belli bir yoldan giderek, belki ağır, yavaş ama emin adımlarla yapabilirsin tabii ki. Çok para kazanıp benim de karşıma çıkmadı mı ailemde birçok insan, çok fikirleri oldu, birçok şey söylüyor. Annem hep desteklemiştir. Sen neyle mutlu olacaksan o Eda'cığım derdi. Herkes şey derdi, ya bu senin kolunda bir bilezik olsun, bunu şey için yapsan böyle bir hobi. Zaten hobi etiketi vardır. Hayır, ben tiyatrodan her zaman çok iyi para kazanacağımı biliyordum. Bakıyordum, diyordum ki ya hiçbir şey yapmasam bir şey yazarım. Anadolu'ya bir güzel turnemi yaparım. İnsanları da toplarım. Çünkü çok net bir şey. Geçen kuzenim beni arıyor. Diyor ki Eda'cığım ne yapıyorsun? İşler güçler nasıl gidiyor? Hayatım diyorum çok iyi gidiyor. Yani bizim işi biliyorsun. İki kalas bir heves. Olursa olur. Olmazsa olmaz yani. Çalıştığın zaman para var. Ressam arkadaşımızdan bahsettiğimiz mesela o şey biz de sadece tiyatroyla tabii geçinilmiyor. Dublaj yaptım, seslendirmeye gittim. Dizide oynamışsınız. Tabii dizilerde oynadım. Çok da güzel, çok şükür çok güzel paralar da kazandım. Yani 2-3 sezon süren işlerim hep oldu. Onun yanı sıra ama şimdi oraya giderken işte halk eğitimde ders vermeye gidiyordum. Oradan çıkıyordum işte kolejlere gidiyordum ders vermeye. Bir tiyatro ekibi mesela 2 yıl sonra da bir tiyatro ekibine İşte temel oyunculuk, bir sonraki sezonuna da işte ileri oyunculuk. Ama ne yapıyorsun? Bir yandan da para kazanıp gidip Eric Morris işte ekolünden hani ders alıyorsun, donanıyorsun. Gidip dersler alıyorsun. Boş durmuyorsun. Tabii. Alıyorum, veriyorum. Dolayısıyla zaten bilgiyi tutmak haramdır. Tabii. Hemen onu zerk etmek lazım, iletmek lazım, göndermek lazım. O zaman ne demek lazım? Önce istemek lazım. Tabii. Sonra inanmak lazım. Eylem. Ondan sonra mücadelenden vazgeçmemek lazım. Evet evet, eyleme geçmek lazım. Yani bir şey aslında ben hep şey derim, Eda Hanım'ı dinlerken o kadar fark ediyorum ki o enerjiyi o kadar güzel hissediyor ki içinde. İçinde böyle bir enerji topu devamlı dönüyor gibi. Diyor ya ben tiyatrodan çok güzel para kazanacağımı biliyordum. Tabii. Bunu diyorsa yani zihnen bu fikirdeyse zaten kazanır. Evet. Bir yandan da işte ders veriyordum, öbür tarafta diziye gidiyordum, sonra seslendirmeye gidiyordum falan. Yani şunu anlamak lazım artık. Oturduğumuz yerden bir şey elde edilemez. Asla, asla. Ben hep şunu derim Eda Hanım. Karpuz sadece otura otura genişler. Yani biz de karpuz olmadığımıza göre üreterek. Evet. Bu şu demek de değil. Yani evet şans faktörü de işin içindedir. Ama onun için bile o şansın sana gelmesi için bile hak etmen lazım. Bir şeyleri açığa çıkarman lazım. Evet yani şansa da mesela bazen şey diyor insana. Ya ama şans da işte Eda'cığım doğru zamanda doğru yerde falan. Şansım yok benim falan diyor. Ben hiç onu öyle görmedim biliyor musunuz? Yani kolumun altına birincilik belgemi, diplomamı alıp bir kuruma gidip beni buraya alacaksınız dedim. Ben hak ediyorum çünkü ben bunların hepsini yaptım. Beni alacaksınız. Bu şans falan değildi. Metrobüse bindim. Son 5 liram falan vardı. Gittim. Beni alacaksınız. Ben gerekirse sabaha kadar burada bekleyeceğim. Geldiğinizde burada oturuyor olacağım dedim. 2-3 hafta sonra tabii ki bir ihtiyaç halinde çağrıldım. Sonrası da bana kaldı. Tabii ki bir çocuk oyunuyla girdim. Sonra bir müzikal oldu. Sesim güzel. Dans ediyorum. Şarkı söylüyorum. Oradan oraya zıpla. Oradan oraya. Daha sonra o işler sana dışarıda başka iş getiriyor. Dolayısıyla gitmek, istemek, istediğin şeyi elde etmek lazım. Evet. Mesela ben gazetecilik okumuş olsaydım, şimdi var birkaç kişi okuyor neden, diyorum ki yani git işte bak orada ne güzel Pınar var diyorum, git ona, ondan bunu öğren, yapış şakasına. Ya bizim hocalarımız da gerçi böyleydi, Allah rahmet eylesin, Serhat Akkaş derdi ki, bir erkekti bu ve o da Yıldız Hanım'ın öğrencisi, Allah rahmet eylesin gerçekten, şey derdi, ben bir ineğim. Beni sağın, geleceksiniz, bileklerimi keserim, yine size öğretirim derdi. Ya öyle deli bir adam. Ne güzel. Öyle deli bir adam. Dolayısıyla bir şey istiyorsan yapmaman, yapamaman mümkün değil. Yaparsın.
Evet. Olur. İste yeter ki. Git, eyleme geç. Tabii, kesinlikle. Diyelim. Peki, o zaman istemek, inanmak, eyleme geçmek, mücadeleden vazgeçmemek gerekir diyelim. Bu konuyu da kapatmış olalım. Evet. Pınar'cığım, en son oğlağı anlattın. Kova ve balık burcumuz kaldı. Sevgili kovalar, yükselen burcu ve ay burcu kova olan izleyicilerimiz, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Güneş ve Neptün kavuşumuyla birlikte parayla alakalı algınız bir yandan çok pozitif tarafta çalıştıracak sizi. Para nasılsa geliyor ama harcamalarımı da yapayım diye. Gelen paranın giden parayla olan dengesini kurmakta kovalar zaman zaman zorlanabilirler. Para her şekilde gelecektir. Gelen para sizi mutlu edecektir. Ama bununla beraber böyle çok pozitif bir ruh haline bürünüp de maddi konularda bu sefer tutmakta zorluk çekeceğiniz bir takım sözlerin içinde bulabilirsiniz kendinizi veya bireysel harcamalarınızda algı çok olumlu çalışıyor ya, onu da alayım, bunu da alayım tarzında biraz gelen paranın böyle adeta balık nasıl elimizden kayar gider, sizin elinizden de kayıp gitmesine sebep olabilirsiniz. Biraz daha somut paraya bakışınızı, algınızı somut tarafa geçirmeniz gereken bir gündem. Bununla birlikte özellikle parasal konularda hayatınızdaki erkek figürlerden gelebilecek suistimale, sizin o paylaşımcı tarafınızı, yanlış kendi bireysel istekleri, egoları tarafında yönlendirmek isteyen bir takım erkek figürlere karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Sevgili kovalar, önümüzdeki Mart ayı boyunca Venüs ve Mars el ele sizin burcunuzda ilerleyecekler. Her burç farklı farklı alanlarda hem çok hareketli bir gündemde hem de güç savaşlarını deneyimleyebilirler demiştim. Şimdi sizin burcunuzda ilerliyor bu iki tane gök cismi. Çok hareketli bir gündem. Hem bireysellik, hem ilişkiler, hem parasal konular. Ciddi anlamda hani isteklerinize sıkı sıkıya sarılacağınız bir gündem. Gelen paralar, harcamalar, bir yandan ilişkilerde zaman zaman flörtöz etkiler, böyle hevesin ani yön değiştirmesi gibi enerjiler kovalarda vücut bulabilir. Bu da sizin mevcut ilişkinizde fazlaca özgür tarafınızı ortaya çıkardığınız takdirde karşı taraf tarafından eleştirilere ve sorunlara itebilir sizleri. Sevgili balıklar, yükselen burcu ve ay burcu balık olan izleyicilerimiz, Güneş ve Neptün sizin burcunuzda kavuşacak. Aslına bakacak olursanız sizin aslında ruhunuzun tüm derinliklerinde hissettiğiniz evrensel bakış açısı, maneviyat, bütüne vakıf olma isteği, yaradan bilinci, evren bilinci, hayatın işleyişiyle alakalı her türlü konuya merak salmak çok ön planda. Balıkların rüyaları artabilir, sezgileri artabilir. Bununla birlikte sezgilerle ilerleme sizi zaman zaman yorabilir. Onu da söylemek lazım. Çokça hülyalı, çokça buğulu gözlerle baktığınız bir gündeme giriş yapıyorsunuz. Uyku düzeniniz şaşabilir. Hayatın özünü anlamak için araştırmalar içine girebilirsiniz. Daha fazla okumak, daha fazla bilgi arayışı. Yani adeta sanki zamanı yakalamak istercesine biraz manevi tarafa kayış gündemde. Bununla beraber o somut ve soyut arasındaki dengeyi kurmakta da zorlanma ihtimaliniz olduğunu da belirtmek isterim. Kendinizi kurban etmeden, kendinizi feda etmeden, insanlara kendinizi net ifade ederek gündemi ve ilişkileri kontrol etmeniz sizin için önemli olacaktır sevgili balıklar. Venüs ve Mars Mart ayı sonuna kadar el ele ilerleyecek. Sezgiler gerçekten çok ön planda. Ama bununla birlikte bile isteye kendinizi geri de çekmek isteyebilirsiniz insanlardan. Gizli ilişkiler, gizli birliktelikler, gizli kariyer planları gündemde. Aslında önümüzdeki günlerde daha iddialı tarafınızı ön plana çıkaracağınız bir süreç sizi beklerken, bu içinden geçtiğimiz günlerle beraber biraz daha ben kendimi çekeyim, hemen hazır hissetmediğim konularda kendimi ortaya koymayayım tarzında böyle işin biraz daha mutfak çalışmasını yaparken görebiliriz balıkları. Bununla birlikte demin söylediğim gibi o etik olmayan ilişkiler, gizli birliktelikler, kapalı kapılar ardında geçirilecek ilişki sorunları da gündemde. Bir defa
kimseye kendinizi açık etmeyin sevgili balıklar bugünlerde. Gizli düşmanlıkların içine çekilebilirsiniz. Parayla ya da özel hayat birlikteliğinizle alakalı insanların biraz arkadan konuşmaları, kendini size net ifade etmeden, yani açık bir enerjiyle karşınıza geçmediği halde geri planlı, biraz daha gizliden gizliye size karşı bir gizli düşmanlık içinde olmaları da mümkün. Dediğim gibi sırlarınızı, özellerinizi bu süreçte bence kimseyle paylaşmayın demek isterim. Duydun mu Tuğçe? Dikkat et kuzum. Aman kuzum. Peki Pınar'cığım, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel şeyler söyledin aslında. Evet. Yani sanki mucizelerin de olacağı bir hafta olacak diye düşünüyorum. Mart ve özür diliyorum. Venüs ve Mars'ın yan yana Mart sonuna kadar ilerleyecekler değil mi? Yan yana olmasıyla beraber işte hayallerde, rüyalarda yaratıcılıkların ön plana çıkacağı bir ay geçireceğiz aslında. Hafta demeyeyim. Yani önümüzdeki haftayı değerlendiriyoruz ama. Venüs ve Mars değil, Güneş-Neptün kavuşumuyla olacak. Venüs-Mars kavuşumuyla beraber biraz ilişki ve para dengelerinde bireysel tavırlar ön plana gelecek. Yani herkes kendi isteğini daha kolay dile getirecek. Bugüne kadar daha hani su yolunu bulur tarzında ilerlediysek bile bundan sonra biraz daha kendimizi merkeze alarak ilerleyeceğiz. İlişkilerde de para konusunda da daha aslında güzel açık bir enerji tuttuğunu koparan. Evet, olumlu şeyler olacak en azından. Evet, güzel. Son olarak Eda Hanım, size sormak istiyorum. Şimdi hem bir eğitimci hem de tecrübeli bir artık tiyatrocu olarak yeni nesil tiyatroculara buradan neler söylemek istersiniz? Yani şöyle tiyatroyla alakalı bir şeyler yapmak isteyen yeni mezunlara ya da eğitimini almış kişilere neler söylemek istersiniz? Nereden başlasınlar gibi? Evet tabii ki. Nereden, nasıl başlasınlar? Nasıl anlatsam diye. Nereden başlasınlar? Valla ilk hissettiklerinde başlasınlar. Zaten mesela bir günlük yazmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu son zamanlarda herkes farkına varıyordur. Çocukken de olabilir. Zaten birçok çocuk oyuncuyu da görüyoruz. Ekranlarda da görüyoruz. Kim, neyi, hangi yaşta nasıl hissediyorsa hemen kendini bir eğitimin kucağına atsın, öğrensin, kapsın, sahneye çıkabildiği kadar çıksın. Elbette bu işi profesyonelce yapacak olanlar, tiyatroda sahnede olmak isteyenler konservatuara zaten gidiyorlar. Bir tek o konuda biraz daha o konservatuara gidenlerde ben ara ara görüyorum. Sadece diziye, sadece sinemaya aslında gitmek, ünlü olmak. Bunu istiyorlar. Tabii zamanla değişiyordur bazı şeyler. Ama aslında Jim Carrey'nin çok güzel bir sözü var. Hani bu kadar para kazanıp ünlü olmayı hani daha gençken elde etmiş olsaydım bunun aslında çok da önemli bir şey olmadığını görürdüm. Çok büyük bir paha biçilmez bir durum değil o. Asıl olan benim içimin ne kadar dolduğu, gerçek hazzı, gerçek olumlu şehveti, mutluluğu nasıl yaşadığım. Diğerleri çok sahte, çok geçici. Çok hani şimdi diyorlar ya çok naylon, çok poşet. Dolayısıyla gitmek, emin adımlarla donanmak, dersini almak, o işi sahnede usta çırak ilişkisi bizimki. Şimdi eğitimimiz hala devam ediyor. Mesela Bahtiyar Engin Hallacı Mansur yapıyor şimdi. Bir oyun hazırlıyor. Yine arkada devasa işte Ebru sanatıyla muhteşem bir oyun geliyor. Yazmış, içinde oynuyor, ekibi var. Birlikte ara ara uğruyorum, çalışıyoruz vesaire. Bir şey söylediğinde diyorum ki ustadır o. O ne derse odur yani. Benimle ilgili bir eleştirisi, oyunumla ilgili bir eleştirisi, çocuk Mustafa ile ilgili bir görüşü hala bu yolda. Biz öğreniyoruz. Benden bir saniye bile deneyimi fazla olan, yaşı küçük olabilir ama deneyimi fazla olanın elini öpmektir bizim işimizde böyledir. Etik bunu gerektirir hiç değilse. Dolayısıyla gidecekler, öğrenecekler ve bir yerlere gelecekler. Konservatuar eğitimi olmazsa olmaz ama değil mi? Tabii ki. Alaylı da hayır hayır, şimdi ille de okullu olmak değil yani mesele. Alaylı da olabilir. Donanımı iyi olması çok yeterli. Ne kadar çok alaylı oyuncularımız var. Ne kadar yetenekliler. Yetenek varsa zaten sonradan kazanılır mı bu yetenek? Yoksa hani bu doğuştan gelen bir şey midir yani? Tabii ki bununla ilgili üstadlar çok daha başka şeyler söyler. Bana düşmez ama kendimce fikrimi söyleyeyim. Bizde hep şöyle söylenir. %30 yetenek, %70 çalışmak. Onun için biraz yetenek ama çok çalışmak çok bence. Çalışmak.
Çok çalışmak. Peki, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum Gerçekten Dilek Hanım. Gerçekten biz çok keyif aldık. Ben de. Gene zaman nasıl geçti? Hiç anlamadım. Anlamadım ama güzel. Programımızın da sonuna geldik. söylemek istediğiniz, buradan mesaj vermek istediğiniz son cümlelerinizi alabilirsem kapanışı yapacağız. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. Biz de sizi tanıdığımız çok güzeldi. Için çok teşekkür ediyorum. Evet, Pınar Hanım'la, Dilek Hanım'la karşılaşmak. Sağ çok sağ olun. Ben tekrar oyunlarımızdan hani birkaçını söylemek isterim. Çocuk Mustafa 1881 yakında sahnelerde olacak. İzlemeye mutlaka herkesi beklerim. Ve Labirent adlı sosyal sorumluluk projemiz, yine narkotikle çalıştığımız kullanılmaması gereken maddeleri kullandığımızda bir ailenin sonu nasıl geliyor ve nasıl tekrardan düzelir, hayata döner bir kişi, onu gösteren oyunumuza da insanları bekliyoruz. Peki çocuk Mustafa ile alakalı mesela sizin, daha doğrusu gösterimde olan oyunlarınızı izlemek için sizin Instagram hesabınızı mı takip etmeleri lazım? Evet. Ben de sizi aradım, bulamadım bu arada Instagram'da. Evet, çünkü ben Eda Asal 1 diye kullanıyorum Instagram'ımı. Eda Özdemir değil. Çok teşekkür ederim. Ben hemen sizi takip edeceğim. Tamam. Eda Asal 1 ve Çocuk Mustafa 1881 diye zaten hesabımız var elbette. O zaman Çocuk Mustafa 1881'den gösterim tarihlerini ve saatini zaten öğrenebileceksiniz. Onun Kesinlikle. Dışında Eda Hanım'ın da şu andaki oyunlarını da gösterim tarihlerini öğrenebilmeniz için Eda Asal 1'den Eda Hanım'ı takip edebilirsiniz. Evet. En son olarak da şunu da söyleyeyim. Sevgili Ferhan Şensoy'un Işıklarda Uyusun, İstanbul'u Satıyorum 1987 adlı oyunu Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda şu an oynuyor. Orhan Kemal Aydın yönetti. Bütün müzisyenler ve oyuncu arkadaşlarımızla insanları bekliyoruz. Mutlaka gelsinler. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Bakırköy Belediyesi'nin verdiği sahnede oynuyoruz. Siz bunları Instagram hesabınızda yayınlıyorum, sürekli paylaşıyorum. Tamam, tabii. Oradan da takip eder, izleyiciler. Teşekkür ederim. Pınar'cığım, senin söylemek istediğin son cümleleri alalım. Valla anlattın zaten, çokça soyut, çokça hayal tarafını, rüyaların, gelen mesajları okumak isteyeceğimiz o evrenle bir olmayla alakalı enerjilerin yoğun olduğu bir gündeme giriş yapıyoruz Dilek'cim, ama her enerji hem aydınlık hem karanlık tarafta çalışıyor. Bu enerjinin aydınlık tarafı o yaratıcılığın ön plana, hayallerin ön plana çıkması. Karanlık tarafı da bir şeyleri tam algılayamama, hissedememe, sislenmeler, puslanmalar, hayal kırıklıkları, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan çokça hareket de var. Sistem durmuyor zaten. Güzel bir gündem. Yani mesela ilişki sorunları varsa onu da söyleyeyim son kez. Şifalandırmak da mümkün. Yani o aynı ruhun etrafında toplanıp bilmek de mümkün. Bu noktada diyelim eşini, kardeşini, işte çocuğunu kırdığını düşünen izleyicilerimiz bu enerjiden olumlu anlamda da faydalanabilirler. Peki. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bu arada sizinle tanışmamıza vesile olan Ayşegül Yalçıner'e de ben buradan tekrar teşekkür ediyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Evet, o bizim Celil'imiz Kadıköy Halk Tiyatrosu'nda. Harikaydı. Muhteşem bir oyun. Çok güzeldi. Evet. Ben de gittim izledim. Şimdi yayından sonra konuşalım. Tamam. Efendim, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konu ve konukla sizlerin karşısında oluncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sanatla kalın, hoşça kalın.